Valimiz canlı yayında telefonda. Sayın Valim, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Aydın Bey. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Valim, yayınımıza teşrif ettiğiniz için, bu yoğun mesaide bize de zaman ayırdığınız için bir Siirtli olarak sizlere çok teşekkürler ediyorum. Siirt Dernekler Federasyonu'ndan yayın yapan Siirt'in Sesi Radyosu. Bu arada Dernekler Federasyonu Başkanımızın size hasreten özel selam var, Sayın Metin Canpolat'ın. İyi akşamlar Sayın Valim. İyi akşamlar. Aleyküm selam diyorum. Sayın Başkanımıza da ben çok selamlarımı, özgürlüklerimi iletiyorum. Bizi dinleyen tüm Siirtli hemşerilerime de sizin vasıtanızda selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim, şu anda benim Siirt'ten almış olduğum istihbarat, yasaklayabilir misiniz? Yasaklarsınız bilmiyorum. Bütün Danıştay bizim Siirt'te, şu anda Danıştay bütün koridorlarında Siirt şarkıları çalıyormuş bizim radyonun yayınıyla. Ben de size bunu buradan bilgi vereyim dedim. Eyvallah, eyvallah. Sayın Valim, gerçekten öncelikle bir Siirtli olarak, bir insan olarak, sizi bir devlet görevlisi olarak yapmış olduğunuz hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak. Siirt'e, Siirtli'ye vermiş olduğunuz hizmeti ne bugün ne yarın zaten Siirtliler sizleri hiç unutmayacaktır, minnettardır ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ben çok tebrik mesajı aldım. Hasreten çok teşekkür ederim Sayın Valim. Valla ben teşekkür ediyorum Siirtli hemşerilerime. Siirt benim valilik olarak ilk görev yerim, ilk göz ağrım. Siirt'le inanılmaz bir bütünleşme sağladım. Siirt insanını çok sevdik. Ailece Siirt'i çok benimsedik. Siirt'in sıcak insanını, gerçekten misafirperver, gerçekten samimi insanını o kadar çok sevdik ki ben kendimi şu anda Siirtli olarak tanımlıyorum. Çünkü Siirt'in ekmeğini yiyoruz, Siirt'ten çoluk çocuğumuzun rızkını çıkartıyoruz, evimizin nafakasını Siirt'ten çıkartıyoruz. Siirt'in bizim ailece bakış açımızda çok farklı bir yeri var. Çok farklı bir yerde konumlandırdık. Onun için Siirt'e ne yaparsak, ne kadar hizmet etsek azdır. Sayın Valim, ben de size çok samimi bir itirafta bulunayım. Biz de sizin bizi sevdiğinizi çok iyi bildiğimiz için, inanın buna, hepimiz Trabzonluyuz ve Trabzonsporluyuz. Eyvallah, eyvallah. Zaten şöyle söyleyeyim, Siirtspor'umuzla Trabzonspor'umuzu kardeş kulüp yaptık. Geçen sene Hifzullah Bey'le birlikte, değerli mesai arkadaşım Hifzullah Başkan'la birlikte yapmış olduğumuz bir Trabzon gezisinde Trabzonspor Kulübü ile Siirtspor'umuzu kardeş kulüp yaptık. Ve Siirt'te de inanılmaz bir Trabzonspor sempatisi oluştu. Ve böyle yeni yetişen nesillerde bir Trabzonspor sempatisi var. Onun için de Siirt halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Başkan yanımızda. Sayın Valim size bir merhaba edecek. Hakikaten sizi program başladığından beri bir buçuk saat oldu. 3 dakikada bir Sayın Valim şunu yaptı, Sayın Valim bunu yaptı. Allah razı olsun. Ama en önemli şeyi söyleyeyim. Sayın Valim, Başkan dedi ki, özellikle ben sordum, maçta bir taşkınlık, bir tahrik bizim taraftarımızdan. Kesinlikle dedi, bizim Sayın Valimiz, biz yenilsek dahi alkışlayacağız, yensek de taşkınlık yapmayacağız. Mardin geldiği gibi adam gibi gelecek, adam gibi gidecek. Biz onları Siirt misafirperverliğiyle karşılayacağız ve öyle göndereceğiz. Küfür, taşkınlık olmayacak. Sayın Valimiz buna hiç müsamaha etmeyecek dedi. Kesinlikle Hifzullah Başkanımız doğru söyledi. Şimdi ben tabii ki futbol, spor ve kardeşliktir. Tabii ki bir mücadeledir. Karşınızda bir rakip muhakkak olacak. Rekabet olmadan zaten bu işin tadı çıkmaz, tadı tuzu olmaz. Fakat rekabet sahada kalır. Yeşil sahanın içerisinde kalır. Maç bittikten sonra her şey, hayat normale döner ve barış ve kardeşlik devam eder. Şimdi özellikle Siirt'te biz göreve başladıktan sonra ve Siirtspor'u el attıktan sonra temel felsefemiz, yola çıkışımızdaki temel adımlardan bir tanesi şuydu. Ben o zaman taraftar gruplarımızda, Siirt kamuoyuyla da bunu paylaşmıştım. Kesinlikle ve kesinlikle şartlar ne olursa olsun Siirt seyircisine Siirt diye küfür etmek yakışmaz. Siirtli misafirperverdir. bana göstermiş olduğunuz, Siirt'te bana göstermiş olduğunuz misafirperverliğin, hürmetin aynısını gelen misafirlerimize de, ki gelenler, bu kente gelen herkes bizim misafirimizdir. Herkes bizim başımız üstüne gelir. Biz bunu herkese göstereceğiz. Ve şöyle bir uygulamaya geçtik Hifzullah Başkanım'la birlikte. Gelen, bizim burada maç yaptığımız, tüm ayırt etmeksizin tüm takımlara biz burada yemekte, maçtan sonra yemeklerini ısmarlayarak, onları ağırlayarak, onlara Siirt'in geleneksel misafirperverliğini göstererek Siirt halkı adına misafir ettik. Ve bu noktada da inanın bizim bu uygulamamız yörede tüm dikkatleri üzerine çekti. Bizim tribünlerimize ben şunu söylüyorum, net olarak ifade ediyorum. En ufak bir küfür dahi edilmiyor. Etmez. Siirt insanı medenidir ki biz hep şunu söyledim ki hakikat budur. Siirt'imiz 12 bin yıllık bir medeniyetin üzerine inşa edilmiş bir şehir. Biz sıradan insanlar değiliz. Ben biraz önce konuşmanın başında söyledim. Ben şu anda Siirtliyim. Bir Siirtli olarak konuşuyorum. Bir Siirtlinin hassasiyetlerini taşıyarak konuşuyorum. Dolayısıyla biz medeni insanlarız. Biz bir başkalarına benzemeyiz. Bizim kendimize ait örf ve adetimiz, geleneklerimiz vardır. Gelen herkes de bizim bu örf ve adetimizi bizimle burada yaşayacak ve bize kötülük düşünen dahi bizimle dost olup öyle bu şehirden ayrılır. Bizim Siirt tribünlerine beni dinlediler bu noktada. Dedim ki biz tüm liglerin en centilmen seyircisi olacağız. Tabii ki takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Tabii ki takımımız lehine slogan atacağız, tezahürat yapacağız. Fakat küfür etmek, sahaya yabancı madde atmak, Siirt'e ve Siirt'e yakışmayan davranışlar içerisine girmek, asla buna biz razı olamayız. Siirt'e de bu yakışmaz diye biz böyle bir motivasyonla seyircilerimizi, taraftarlarımızı motive ettik. Dolayısıyla da bundan son derece memnunuz. Sadece şu anda bizim tribünlerimizde Siirtspor'umuz, futbolcularımız destekleniyor ve başarımızın temel mimarı da en büyük pay seyircimize aittir. Bizi bu anlamda kırmayıp Siirtspor'u 90 dakika boyunca gerek içerideki gerek dışarıdaki maçlarda destekleyen cefakar seyircimize aittir. Sayın Valim, tesisleşmeye çok önem vermişsiniz. Hifzullah Başkan anlata bitiremedi. Evet. İl Özel İdare'nin sizin emirleriniz doğrultusunda, Sayın Başkanım da sizin vermiş olduğunuz direktifler doğrultusunda çok güzel bir tesis yaptığınızı söyledi. Hatta büyük takımların haricinde herkesin olamayacağı kadar güzel 38 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 300 metreye oturmuş 6 katlı 1800 metrelik bir kompleksten bahsetti. Ben öncelikle bunun için size bir spor sever olarak teşekkür ediyorum. Bunun fikri nasıl oluştu efendim? Bize bunu anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki geçmişte bizim Siirt'imiz, Siirtspor'umuz bugünkü adıyla Süper Lig'de yer almış. Ciddi anlamda bir futbol kültürü olan, futbol sevgisi olan bir şehrimiz. Dolayısıyla geçmişte Siirtspor bugünleri yaşamış, fakat daha sonradan yaşanılan talihsizlikler sonucu bugün hak etmediği yerlere kadar gelmiş. Şimdi bunun altında yatan bir takım nedenler var. Bugün sizin paranız olur, bugün sizi destekleyen ciddi bir sermaye olur. Ancak sizin altyapınız yoksa, sizi altyapıdan besleyen yeni ve yerli futbolcularınız yoksa, sporcularınız yoksa başarınızın devamı sürdürülemez. Yani sürdürülebilir bir başarıdan söz edemeyiz. Sadece kısa vadeli olarak bir saman alevi gibi parlarsınız. Daha sonradan da tarihin tozlu sayfaları arasına atılırsınız. Şimdi ben geldiğimde bu takımla ilgili bana üzerimde sorumluluk hissettiğim noktada şunu söyledim. Dedim ki evet, biz bu işe gireriz. Fakat girdiğimiz zaman eş zamanlı olarak biz bir tesisleşmeye gitmemiz lazım. Bizim çok yetenekli çocuklarımız var. Bu yetenekli çocuklarımızı hem Siirt'imize hem de Türk futboluna hem de milli takımımıza kazandırmak gibi bir görevimiz var. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Henüz tesiste yetişmemiş olmakla birlikte şu anda biz Trabzonspor'un U19 takımının kalecisini biz Siirt'ten transfer ettik. Siirt'imiz Abdülbeydi kardeşimiz, Abdülbeydi Kılıçer isimli kardeşimiz şu anda Trabzonspor'un U19 takımının kalecisi ve Trabzonspor'un 4. kalecisi konumunda. Şimdi biz de tam da yapmak istediğim şey buydu benim. Biz buradan futbolcu yetiştireceğiz. Bir futbolcu fabrikası kurduk bir nevi. Hifzullah Bey bahsetmiştir. Ben yolda olduğum için yayınınızı dinleyemedim. Şimdi bu ikinci etapta, özellikle şu anda bitmek üzere olan ikinci etapta biz altyapı hocalarımızla birlikte yetenekli çocuklarımızı keşfedip, Siirt özelinde yetenekli çocuklarımızı keşfedip yataklı, 30 yatak kapasiteli tesisimizde hem öğrenim hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız, hem de yeteneklerini geliştirmelerini ve ileride spor hayatında başarılı olmalarını sağlayacağız. Bu inanıyorum ki değeri ileriki yıllarda çok daha fazla anlaşılacak bir tesistir. Umarım bizden sonra gelenler, bu tesisten yetişenler, bu tesisten faydalananlar bizlere hayır duası ederler. Ben sadece burada bir orkestrayı idare ettim. Yoksa tek başıma yaptığım bir şey yok. En önemli benim şansım Hifzullah Bey gibi bir genel sekreterle çalışıyor olmaktı. Beraber istişare ederek zaman zaman benim Karadenizliğime katlandı. Hakkını helal etsin buradan söylüyorum. Çünkü biraz böyle fıtrat olarak Karadeniz'in iklimi gibiyim. Ani çıkışlarımız oluyor. Buna rağmen çok güzel, çok uyumlu bir şekilde Siirt'imizin geleceğine yön verecek spor anlamında büyük bir tesisi Siirt'imize kazandırdık. İnşallah buradan tüm Siirtliler faydalanırlar. Biz de bu alınan hayır dualarıyla mutlu olarak tatmine ulaşırız. Sayın Valim, şundan emin olabilirsiniz. Bu program 2 saat sürüyor. 1 saat 10 dakikası valim demekle geçti. Yanımda oturuyor. Bir merhaba deyin siz de Sayın Valime. Eyvallah. Sayın Valim, hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar. Hayırlı akşamlar. Hifzullah Bey, bir an önce dönüm. Önümüzde Mardin maçımız var. Yapacak işlerimiz var. Bekliyoruz bir an önce. Çarşamba günü oradayım inşallah Sayın Valim. Mardin, inşallah. İnşallah. Oğlan asker, onun için geldim. Yoksa terk etmezdim şimdi. Evet. Eyvallah. Hayırlı tezkereler diliyorum. İnşallah geldiğinizde görüşürüz. Sağ olasın Sayın Valim. Sayın Valim, inşallah Allah nasip ederse biz de cumartesi günü orada olacağız. Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Sizin gibi çok değerli bir valimizle tanışmak. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla tüm Siirtli hemşerilerime, İstanbul'daki ve Yalova'daki, Bursa'daki ve diğer vilayetlerde bizi dinleyen, Siirt'te bizi dinleyen tüm hemşerilerime şunu ifade etmek istiyorum. Bu bizim için artık yüzlük kuyruğuna geldik, dönüm maçımız. Artık bu bizim 2 senelik emeğimizin, hatta 2,5 senelik emeğimizin karşılığını alacağımız en önemli viraja geldik. Bu virajda bizleri, takımı, Siirt'imizi yalnız bırakmasınlar. Tüm herkesi ben pazar günü 15 Mart'ta Siirt Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Siirt İl Özel İdare Spor Mardin Spor maçına tüm hemşerilerimi, Siirtspor'u desteklemek üzere bekliyorum, davet ediyorum. Dualarını bekliyoruz. Bizim çok güzel bir takımımız var, çok iyi bir takımımız var. Ama bizim duaya da ihtiyacımız var. Siirtlilerin sinerjisine de ihtiyacımız var. Yıllar önce Siirtspor'un bir üst lige çıktığı maçta, İzmir'deki maçtaki gibi bir ambiyansın oluşmasını temelli ediyorum. İzmir'deki maçı hatırlarsanız. Oradaydım efendim. Evet. İnşallah Siirtlerin ağzı dualı insanlarından duaları bekliyoruz. İnşallah. Sayın Valim, ben son olarak affınıza sığınarak bir profesyonel olarak bir şey hatırlatmak isterim. Müsaadenizle. Buyurun. Tabii karar merci sizlersiniz. Siz çok daha iyi bilirsiniz ama benim nacizane bir fikrim var. Buyurun. Siirt o gün izdiham olacak. Bakın, sadece buradan Siirt İstanbulspor Taraftarlar Derneği otobüsler kaldırıyor. 3 tane otobüs kaldırıyor. Bizler 2 tane uçakla geliyoruz. 2 ayrı uçakla geliyoruz. Burada çok insanlar gelecek. Yani sevgili Adnan Özçelebi özellikle gelecek. Size selamları var Sayın Valim. Aleykümselam. Şimdi benim nacizane 30 yıllık profesyonellik, bu kardeşinizi affedin. Size akıl vermek babında söylemiyorum, ne olur. Çok kalabalık olacak. Benim nacizane tavsiyem, Siz Siirt'in bir meydanına stada giremeyecekler için özel büyük bir ekran koyarsanız hem Siirt içerisindeki birliği, dirliği daha çok hem stada yayılmayı önlersiniz diye düşünüyorum. Acizane tavsiyem. Lütfeder bir düşünürseniz, siz daha iyisini biliriz efendim, ama benim düşüncem büyük bir ekran Siirt'te Güres Caddesi'ne mi olur? Erdef Oteli'nin oraya, heykelin oraya mı olur? Meydana bir yere büyük bir ekran koyun. Hem stadın önüne yığılmayı önleriz, hem de Siirt içerisinde büyük bir canlılık olur diye düşünüyorum. Çünkü 10.000 kişilik stada o 30.000 kişiyi nasıl alacağız hala aklım almış değil. O yüzden bence siz daha iyisini bilirsiniz Sayın Valim. Estağfurullah, ben bu tavsiyeniz için çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, çok yerinde. Benim aklıma gelmemişti. Hifzullah Bey, duydunuz mu? Duydum Sayın Valim. Sizinle geldiğim zaman bununla ilgili bir istişare edeceğiz Sayın Valim. İstişareye gerek yok. Talimatımdır. Bu düzeni hemen sağlayalım. Aydın Bey'in bu güzel tavsiyesini yerine getirelim. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Çok duygulandırdınız. Hakikaten çok âli cenapsınız. Buradan Siirt'e, tüm ailenize, size Allah hepinizi kazadan beladan korusun. Sizin nezdinizde orada görev yapan Mehmetçiklerimizi, polisimizi, yargı mensuplarımızı, öğretmenlerimizi, hepinizi, sizin emrinizde çalışan tüm insanları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Taşına, toprağına, bayrağına kurban olduğum memleketimin üç dilli kardeş şehrine selamlar, sevgiler gönderiyorum Sayın Valim. Biz de sizin bu güzel düşüncelerinize Siirt'ten, güzel şehrimizden aynı duygularla mukabele ediyoruz. Ben sizin son bu cümlelerinizde, satır aralarınızda İnanın bir Siirtlinin vatan sevgisinin nasıl olduğunu hissettim. Ben bunu burada bu şehirde yaşadığım için çok iyi biliyorum, ama belki bizi dinlemeyen Siirtliler vardır. Ben bizi dinlemeyen, bizi düzeltiyorum, Siirt'i ve Siirtlileri tanımayan herkesi Siirt'e davet ediyorum. Siirt insanını tanımalarını tavsiye ediyorum. Siirt insanının ne kadar vatansever olduğunu, bu ülkeye nasıl sadakatle bağlı olduğunu, bu ülkenin nasıl aşığı olduğunu ben bizzat burada yaşamış, bunu hissetmiş birisi olarak söylüyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu yayını da düzenlediğiniz için, bizleri konuk ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm Siirt Dernekler Federasyonu Başkanı ve yönetimine de bol bol Siirt'imizden, güzel Siirt'imizden selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Peki, burada da şu anda Siirt Dernekler Federasyonu olarak hepimiz sizleri alkışlıyoruz Sayın. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Pazar günü için ağzı dualı Siirt'te hemşerilerimin dualarını bekliyoruz. İnşallah pazar günü zafere ulaşacağız diyorum. İnşallah, inşallah. Allah'a emanet olun Sayın Valim. İşte vali bir şehrin bütünleşmesini, yani aslında devlet adamı